Merhaba arkadaşlar, Külsarı'ya hoş geldiniz. Videoya geçelim. Bu video var ya, bu video çok aşırı canlar yakacak. Bir geçelim, ne olduğunu anlatacağım hemen. Geçsek mi hemen bir videoya? Sizi ben hemen introya yolluyorum. Sonrasında görüşelim. There's not much to do when all I can. Şimdi şöyle, bu videonun başlığından da anlayacağınız üzere aslında Kore ile ilgili prim yapanlara ithaf ettiğim bir video olacak. Şimdi diyeceksiniz ki Kore'nin üzerinden prim yapanlardan biri de sensin. Ama benim bahsettiğim prim arkadaşlar şu an Kore'de yaşayıp Kore'de deneyimlerini sizinle paylaşan ya da bir süre Kore'de yaşayıp Türkiye'ye dönmüş bile olsa Kore ile ilgili deneyimlerini size paylaşanlara lafım yok. Lütfen onlar üstüne alınmazsa sevinirim. Benim olayım arkadaşlar, şu an Kore'de olmadığı halde, yani gelmiş ülkeye geri dönmüş de olabilir. Şu an Kore'de de olabilir. Yani benim Kore'nin üzerinden prim yapıyor diye bahsettiğim kişiler size Kore'yi olduğundan farklı göstermeye çalışan kişilerdir. Öncelikle bu ayrımı yapıyorum. Çünkü ben de tabii ki Kore'yi ile ilgili şeyler paylaşıyorum. Benim gibi veya işte tabii ki daha başarılı, çok güzel YouTuber'lar var Kore ile ilgili. Kanalında güzel videolar paylaşan. Onları kesinlikle hedef almıyorum. Benim hedefimdeki kişiler, affedersiniz, hiçbir baltaya sap olamamış, hiçbir yaramamış, Kore'ye gelmiş veya gelmemiş. Onu da işin içine dahil etmiyorum. Ama Kore'yi size olduğundan farklı gösteren arkadaşlarla ilgili detaylarına bir geçelim isterseniz. Şimdi öncelikle bu kişiler Kore'nin üzerinden prim yapıyor derken neden bahsediyorum? Mesela arkadaşlar, Kore'de evet suç oranlarının diğer ülkelere göre çok az olduğu bir ülke, çok güvenli bir ülke. Bunu her seferinde söylüyorum ve kabul de ediyorum. Ama şu bir gerçek ki insan her yerde insan. Size kanalında, YouTube kanalında Kore'de ne bileyim işte ırkçılık yok. Kore'de kadına taciz yok. Kore'de insanca yaşam var. Kore pes pembe, toz pembe bir ülke diyen birini görürseniz altına imzamı atarım ki o kişi sizi elinde tutabilmek için kanalında yalan video yapıyor. Bu bir gerçek. Çünkü defalarca söyledim, hala söyleyeceğim. Kore'yi sevin, sevmeyin, hayalleriniz kırılsın, kırılmasın umurumda değil. Ben size gerçeği söyleyeceğim ki siz buraya gelirken hazırlıklı geleceksiniz. Arkadaşlar, Kore, evet bizim ülkemize kıyasla bu tarz olayların daha az yaşandığı bir ülke olabilir. Ama yok değil. Kesinlikle Kore %100 güvenli, sorunsuz bir ülke diyemezsiniz. Ki diyememenizin ekstra bir sebebi de çok üzgünüm, siz yabancısınız. Yani ben de burada yabancıyım. Maalesef ki yine bir videomda bahsettiğim gibi Türkiye'de bizim o kuzeyimizde olan ülkenin kızlarına nasıl ne gözle bakıyorsanız Korelilerin size bakış açısı da değişmiyor. Evet, bu genç kesimde biraz daha az ama dediğim gibi yaşlı kesimde aşırı 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 sizi yollu görüyorlar. Çok üzgünüm. Kore'deki tamamen bu taciz veya yabancı insanlara karşı girişimlerin çoğunun sebebi yaşlı insanlardır. Ha, genç insanlarda da bunu kullananlar var mı? Tabii ki var. Öncelikle arkadaşlar size çok basit bir örnek vereceğim. Kore'de ırkçılık yok diyenlere yok diyorum. Kore'de ırkçılık yok ise neden bu kadar yabancı insanlar Kore'de bir sürü olumsuz anıları, bir sürü olumsuz olayları yaşıyorlar? Ve sizin o çok bayıldığınız Koreli erkekler, yani o gördüğünüz o kanallarda, dizilerde, o sahnelerde gördüğünüz o tipteki Koreliler gerçekten yabancı insanlara bakmıyorlar.
genelde Korelilerin bakış açısı, bu yaşlıları bunu özellikle dahil ediyorum ki, Koreliler Koreli ile evlenmek istiyor. Koreliler bir Koreli ile hayatlarını devam ettirmek istiyor. Yani kanalında Kore'de ırkçılık yok diyenlere kesinlikle itibar etmeyin. O tarz insanların neden öyle videolar çektiğini de size hemen bir küçük anlatmaya çalışırsam. Arkadaşlar, yani bunu da yanlış anlamazsanız, ama fan seviyesinde Kore'ye bağlı olan, Kore'yi deli gibi sevenlerin maalesef yaş ortalaması biraz küçük. Bunu şöyle demiyorum. Bak, ben de neredeyse 30 yaşıma gelmiş bir insan olarak tabii ki ben de Kore şarkıları dinliyorum, Kore dizileri izliyorum. Benim demek istediğim, koşulsuz, şartsız Kore'yi seven, hiçbir olumsuzluğu kabul etmeyen insanların yaş ortalaması maalesef düşük. Dolayısıyla o YouTuber'lar sizi kanallarında tutup, sizi aktif olarak kanallarında tutmak için size sadece sizin duymak istediğiniz yalanları size söylüyorlar. Sebebini anladınız mı? Yani Kore'yi size toz pembe gibi gösterenlerin çoğu zaten Kore'yi pohpohlamak için, sizi elinde tutmak için yaptığı videolar. Gerçekten birkaç kanala denk geldim öyle. Artık dedim, yani bu kadar insanlara yalan yanlış bir şeyler anlatılmaz. Prim vermeyin öyle insanlara. YouTube çok geniş bir mecra arkadaşlar. YouTube'dan herkes para kazanabilir. Kimsenin kimsenin ekmeğine mani olduğu yok. Olabileceği bir durum da yok. Ama şuna karşıyım. Mesela bir yeteneğiniz vardır. YouTube'da bunu göstermek istersiniz. Hiçbir yeteneğiniz de olmayabilir. Konuşmanız sizin yeteneğinizdir. Oturur saatlerce konuşursunuz. Okeyim. Bir icraattır ve saygı duyuyorum. Ama gerçekten sadece tek amaçları Kore'yi sevdikleri için insanları dolandırmak olan insanlara tahammülüm yok. Nefret ediyorum. Çevremde öyle insanlar varsa benden uzaklaşsınlar. Sizi açık ve net söylüyorum. Sizi kandırıyorlar. Kandırıyorlar. Kandırılıyorsunuz. Duymak istediğiniz yalanları size sadece söylüyorlar. Lütfen bu kadar körü körüne bağlanmayın. Bu kadar olumsuz bir şeyler anlatan insanlar varsa bir onlara da kulak verin derim. Çünkü bir kişi yalan söyler, iki kişi yalan söyler, ama emin olun size iyi şeyler, sadece iyi yanlarını anlatan arkadaşların da burada bir sürü kötü anıları vardır. İmkansız bir yabancı olup da %100 mükemmel mutlu bir Kore'de hayat yaşayanını görmedim, görmeyeceğim, kimse de görmedi. Kore'yi lafla böyle toz pembe gösterenlerin dışında da şöyle bir kesim daha var. Kore'ye gelmiş veya gelmemiş, burada tanıdığı var, her neyse. Şu an size Kore'deymiş gibi kendini gösteren bir kesim de var. Çünkü neden? Biliyor. Kore üzerinden YouTube kanalları iş yapıyor. Çünkü para kazanmak istiyor, ki herkes için böyle, bunu ben kazanmak istemiyorum diye söylemiyorum. Kore ile ilgili olan videolar iyi prim yapıyor ve şu an Kore'de olmadığı halde size kendisini Kore'deymiş gibi gösteren, vizesi olmadığı halde Kore'de vizesi varmış, oturma vizesi varmış gibi kendini gösteren, ama Türkiye'de yana yakıla, köşe bucak kaçarak storylerine, arkadaşlarının Kore'de çektiği storylerini, zamanında Kore'de çektiği resimlerini ekleyen insanlara prim vermeyin. Şuna okeydim. Yani bunu Türkiye'ye döndü diye de kimseyi kötülemek, küçümsemek için söylemiyorum. Ben de döneceğim. Ben de dönmek istiyorum ülkeme, buradaki işimi bitirdikten sonra. Benim söylemek istediğimi anlatabildim mi size? Umarım anlamışsınızdır. Yani sizi Kore ile ilgili elinde tutabilmek için yalan söylemeler mi dersiniz? Kore'de olmadığı halde Kore'de görünmeye çalışmalar mı dersiniz? Kore'nin üzerinden işte vizem var, oturma iznim. Hala şunu diyenler var. Bilmem kaç yılından beri Kore'de yaşıyorum. Hayır arkadaşım. Sen Kore'de olduğun sürede zaten vizesiz kaçak göçek yaşadın. Ve ülkene döndün. Yeter artık. Yap YouTube kanalını. Yap. Kazan. Bak sen de kazan. Gerçekten hepimiz kazanalım. Emin ol, çok emek harcanıyor bu YouTube videolarına da. Herkes kazansın. Ama benim kızdığım nokta, insanları dolandırmayın. Ve bu durumdan ben niye bu kadar nefret ediyorum? Çünkü
Biri var yani. Biri var. Hayatını çok iyi bildiğim, şu an YouTube yapan ve sizi dolandıran biri var. Ya çok üzgünüm. İşin kısası, özü sözü şudur ki gerçekten YouTube üzerinden prim yapıp YouTube'da Kore'nin tutulduğunu, sevildiğini bildiği için Kore'nin sadece size iyi yönlerinden bahsedip kötü yönlerinden bahsetmeyip şu an Kore'de olmadığı halde Kore'deymiş gibi görünüp ve bunun için çaba sarf edip bu tarz böyle yalanlar söyleyenlere inanmayın. Benden nefret ediyor olabilirsiniz, beni sevmiyor olabilirsiniz ama üzgünüm ki ben size Kore'nin tüm iğrenç yönlerini de göstermeye devam edeceğim. Çünkü üzülmeyin istiyorum. Çünkü ben de sizin gibi geldim. Ben de buraya gelirken çok büyük hayallerle, evet okulum için geldim tabii ki hiçbir boş hayalle koşarak gelmedim ama geldiğimde gördüğüm şey vardı ki hiçbir şey televizyonda göründüğü gibi değil. Değil. Koreliler bu işi çok güzel beceriyor. Koreliler dünyaya açılabilmek için o eğlence sektörünü çok güzel kullanıyorlar. Gerçek yaşam, gerçek hayat böyle değil. Irkçılık da var. Taciz de var. İğrenç teklifler de var. Yabancıları kullanmak isteme, yabancılarla ilgili fanteziler de var. Rica ediyorum. Hiçbir şey, hiçbir kötü şey Kore'de yokmuş gibi düşünüp Kore ile ilgili olumsuz bir şey söylediğinde ona saldırmayın. Bir dinleyin ya. Bir dinleyin bu insan neden böyle söylüyor? Neden söylemiş olabilirim? Bir mantıklı düşünürseniz ben Kore'yi seven insanlara kötü bir şey, ben de Kore'de yaşayan biri olarak kötü bir şey söyleyerek onları kaybetme çabasına, onları kaybetmek için elimden geleni niye yapıyor olabileyim? Neden onları kaybetmek uğruna bile kötü şeyler söylüyor olabileyim? Böyle bir dünya yok. Hiçbir zaman size yalan söylemedim. Hiçbir zaman size yalan söylemeyeceğim. Kore'nin iyisini de kötüsünü de birlikte öğreneceğiz. Birlikte yaşayacağız. Birlikte göreceğiz. Geleceksiniz de bunu bilerek geleceksiniz. Umarım Kore üzerinden prim yapanlara da anlamazlar ki. Keşke anlasalar. Hayat bu değil. Dünya bu değil. Evet para kazanmak güzel. Sonuçta YouTube'da ticari bir ortam. İş yapıyor herkes burada. Kendi içeriklerini üretiyorlar ama rica ediyorum. Çünkü evet biz sanaldan sizinle konuşuyoruz. Birebir oturup muhabbet etmişliğimiz belki çoğunuzda yok olmayacak da. Ama şunu da unutmayın. YouTube yapanlar için söylüyorum. Sizin söylediğiniz bir kelime, sizin çektiğiniz bir video, sizin gösterdiğiniz bir şeyden etkilenen insanlar var. Ben boş bir kameraya baktığımı düşünüyorum ama hayır. Kanalımda olan bilmem kaç kişi veya videoma denk gelecek bilmem kaç kişinin üzerinde benim söylediklerim etki yapacak. İnsanlar benim söylediklerime göre belki bir karar alacak, belki fikri değişecek, belki adımlar atacak. Ben öyle olsun istemiyorum. Ben size boş ümitler vermek istemiyorum. Size burayı toz pembe göstermek istemiyorum. Yapabilirim. Böyle yapanlar çok güzel. Tutunuyorlar, kazanıyorlar. Çünkü dediğim gibi o delice fanlar destekliyor. Çünkü öyle şeyler duymak istiyor. Öyle olmayacağım. Sizi pohpohlamak için, Kore'yi pohpohlamak için videolarımı yapmayacağım. Zehrimi de kusacağım. Güzel şeylerimi de göstereceğim. Umarım ne anlatmak istediğim konusunda anlaşılmışımdır. Umarım YouTube yapıp da bu söylediklerimin dışında olan insanlar üzerine alınmazlar. Benim söylediklerim gerçekten o kişiler için. O kişiler bence üzerine alınsın. Bana kırılacakları varsa da kırılsınlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmeden önce ne yapıyorsunuz? Kanala abone olup, videoyu likelayıp, yorum yazıp, bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Bunları yapmasanız da olur. İzlediğiniz için bile çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bunun ismi Borani. Borani ile ilgili detayları da açıklamalar kutusunda paylaşıyor olacağım. Hak eden kazansın, doğru olan kazansın. Yalan söylemeden bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Öpüyorum.